ilgili hekimle paylaşıp, zaten ambulansta biliyorsunuz bir pratisyen hekim, acil hekimi mutlak bulunuyor. Ayrıca uzmanlık anlamında da gideceği merkezin hekimiyle de irtibat içinde olunup, önceden tanısının aşağı yukarı ne olduğu ve o an yapılabilecek bir müdahale varsa o müdahalenin de yapılabilir olduğu, zaman kaybının olmadığı bir dönem oluyor olacak. Yani akıllı ambulans dönemi başlamış oluyor özetle. Biz Türkiye genelinde 81 ilde tablet uygulaması dönemine geçmeyi hedefliyoruz. O pilot uygulamalarını 2019 için yaygın hale getirmek istiyoruz. Özellikle 112'nin ambulans hizmeti olsun, helikopter ambulans ve uçak ambulansı hizmeti olsun, özellikle dünyada hastadan ücret almadan ülkenin her tarafından bir şekilde hastanın uygun, gerekli olan yere nakli dahil olmak üzere hastaya hiçbir şekilde ücret yansıtmadan yapan nadir bir ülkeyiz. Biz bu hizmeti özellikle yaparken ambulanslarımızın bir hastanın haber verildiğinde %93 oranında 8 dakika içinde olması gereken yere naklini yapan nadir ülkelerden biriyiz. Bundan sonraki süreçte özellikle ambulanslarımızı daha bir dijital döneme geçen ve özellikle EKG'si, tansiyon dahil olmak üzere bir takım yapılan uygulamaların dijital ortamda aktarılabilir olduğu, hastanın gitmesi gereken merkeze önceden haber verildi. O an yapılması gereken bir müdahale varsa, o müdahalenin de gerektiğinde yapılabilir olduğu bir dijital döneme geçiyoruz. Bu özellikle bizim bakanlığımızın koordinasyonunun da haberdar olduğu, gerektiğinde müdahale edebilir olduğu bir sistem oluyor olacak. Bu bizim fazlasıyla önemsediğimiz ve daha sonraki dönemde bu dijital yaklaşımı gerektiğinde bir takım tetkikleri yapma noktasına kadar götüren bir hedefleme içindeyiz.